Kimine göre haklı, kimine göre suçlu olsam da ne fark ediyor bundan sonra? Her şeyin acısı sana göre yalandı. Kim hak ediyor ki bundan sonra? Yalnızlığa alışırsın zamanla. Sondan bir önceki. Bir önceki yani, evet. İki kişilikten önceki. Evet, iki önceki. İki önceki, bu ne zaman çıkmıştı? 2019 Aralık. Tamam, 2021'de mi çıktı iki kişilikten önceki? 2022'nin Ağustos'unda çıktı, Ekim'de tamam. De iki kişilik çıktı. Aa tamam, tamam, bu eskilerden 3 yıl öncesinden gelen bir, evet, hava böyle. Tam pandemi öncesinden. Ha, ondan sonra hayat zaten kaydı. Ondan sonra zaten mahvolduk. Vallahi değil mi? Siz pandemi de... Oh, evde yeni evli, mutlu bir şekilde hayatını sürdürdünüz değil mi? Radyo yaptınız mı? Ben bu hani zannedilen ama ben pandemide her gün yayına gittim. Özel, aha, yayın belgemiz vardı. Pandemide, evet, hiç evde yayın yapmadık. Her gün yayına gittik. Yani benim için aslında birçok kişi pandemi anlamında eve gömüldü ama biz yayınımızın başındaydık. Radyoda 4 kişi 5 kişi falandık ama yayını yaptık. O sokaklar boşken de işe gitmek ne güzel oluyor. Valla sokaklar hiç boş değildi. Yani genel anlamda boş ama bir kontrol noktaları, hı-hı, vardı. O kontrol noktalarında mesela 3-4 şeridi teke düşürüyorlar falan. Yani dışarıda bizim gibi izni olan arkadaşlar falan orayı bayağı bir köprü trafiği gibi yoğunlaştırıyordu. Hani aralar boştu ama kontrol noktaları kalabalıktı. Evet ama benim genel söylediğim sokaklar boştu derken kim kontrolcüler sokakları doldurdu değildi. Trafik yoktu. Trafik... İstanbul boştu anlamında. Yani,
Yani İstanbul boştu. Derdimiz o da çünkü hani kontrolcüler değil ya, derdimiz o açıdan dedim. Yani o günlerdeki derdimizin ne olduğunu çok biz de bilemedik. Çünkü yayıncı olarak birçok kişi diyor ki işte söyleyin onu yapmasınlar, söyleyin bunu yapmasınlar. İnsanlar şimdi evde oturunca çok sardılar tabii. Siz yayıncısınız, söyleyin şu olmasın, söyleyin bu olmasın. Ama işte bizim söylememiz de olmadı tabii onlar. Şimdi efendim Cem Arslan radyolardan zaten kendisini yıllardır çok yakından tanıyorsunuz. Kitabıyla geldi bugün bize, evet. Bir radyocu kimliğinden ziyade bir yazar kimliğiyle Afilikent'in alaylıları. Hem kentle ilgili görüşleri, çünkü neydi kentsel? Bu bir kentsel görüşüm hikayesi. Kentsel dönüşüm değil, kentsel görüşüm hikayesi. Evet. Yani şöyle bir şey var şimdi. Genellikle tabii bir radyocu kitap yazdı deyince yayın anılarını mı yazıyor, yayında olan ilginç şeyleri mi yazıyor ya da medyaya nasıl başladığını mı yazıyor gibi anlaşıldı. Ama bu kitap öyle değil. Ben 1970 doğumluyum, 52 yaşındayım. Şehirde yaşayan ama şehirli olamayan bir yönümüz var ya hepimizin. Evet. Yani aslında hepimiz böyle bir şeyler yaptık, birçok şeyler yaptık ama... şehirde yaşıyoruz ama şehrin imkanlarından, suyun kaldırma kuvveti gibi şehrin imkanlarından hiç yararlanmıyoruz. Evet, bırakmıyoruz ki şehir bizi götürsün, bırakmıyoruz ki şehir bizi kaldırsın. Bazı insanlar var, ben onları çok takdir ediyorum. Mesela köyünde oturmuş böyle dereye taş atarken ya bu köy beni basıyor, ben daha büyük vizyonlarda, daha büyük yerlerde yaşamalıyım falan diyor. Bravo, alkış falan. Ama kalkıyor şehre geliyor ama bakıyorsun işte bir kere konsere gitmemiş. Hı hı. İşte bir kere dışarıda yemek yememiş veya şehrin onu alıp götürmesine müsaade etmemiş. Yani şehire gelmesine rağmen şehir imkanlarını kullanmayanların, şehirde yaşayan ama şehirli olmayanların biraz kara mizahı, biraz o iki cendere arasındaki durumları anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Siz şehirli misinizdir? Şehri kullanır mısınız şehirde yaşamak? Elimden geldiğince kullanmaya gayret ediyorum tabii ki. Yani çok yoğun çalışıyorum ben de. Özellikle pandemiden sonra inanılmaz yoğun çalışmaya başladık. Özledik çünkü yani birazcık o da vardı. Ama mümkün mertebe kullanmaya gayret ediyorum. Özellikle pandemi sonrası. Pandemi öncesi daha böyle hani İzmir'den gelmişim. İstanbul'un sadece işte gece hayatı, eğlencesi, insanları tanımak bir tık daha öyle bir yerdeydim. Ama sonrasında yani Covid'den sonra özellikle. Şimdi hatta geçen hafta tiyatroya gittim yani. Ben karşıda oturuyorum Anadolu yakasında. İlk önce biraz dedim oradan bir başlayayım bakalım nasılmış burada tiyatro işleri, tiyatro severler. Ben de karşının taksisiyim. Evet, bizim aile 1925'lerden beri falan Küçükyalı, doğma büyüme Küçükyalı'yız. Oradayız. Pandemiden sonra tabii insanlarda hep şunu gördüm. Bana yayına da mesajlar geliyor. Ya abi keşke çıksaymışız falan. Mesela cuma geceleri şimdi işten eve gelirsin o yoğun trafikte az önce konuştuğumuz hikaye. Birisi dese ki ya Dicle falan hani bir yere gidelim falan. Ya şimdi eve girdim, pijamaları giydim, bir daha çıkmayayım falan. İnsanlar onlara çok pişman olmuş. Artık gidilecek neresi varsa. Evet. Hani bir gün bir pandemi oluyor, herkes eve kilitleniyor gerekçesiyle. Gidilecek ne varsa, yapılacak ne varsa yapalıma da geldi biraz işler. Tabii ekonominin müsaade ettiği kadarıyla. Evet. Şehirde yaşamak pahalı bir şey mi? İki şehirde yaşayana soruyorum. Pahalı bir şey mi İstanbul'da yaşamak? Bayanlar önden. Yani buyurun. Yaşamaksa... Eğer yaşayacaksak, evet pahalı tabii ki. Ama yani şu an pahalı. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Yarın daha pahalı olacağı için bugün evet gezmek gerekiyor. Farklı bir bakış açısı. Ya bu talep enflasyonu anlattığı şey. Yani yarın daha pahalı olacak diye istediğini alma hali ya da gezme hali, tüketme hali bir talep enflasyonu yaratan bir şey. Psikolojik bir şey aynı zamanda. Çünkü hani İkinci Dünya Savaşı'nda acayip bir doğum patlaması olmuş. Çünkü orada insan psikolojisi demişler ki soyumuz tükeniyor. O zaman ya bunu tabii ki bilinçli bir şekilde yapmamışlar. Şu anda da aslında yaşadığımız şey bu tam olarak. Aslında bilinçli bir şekilde de yapmışlar da ayar kaçmış. Yani birileri demiş ki birileri demiş ki savaşta çok ölen oldu. Biraz hani vatandaşı üreyelim demiş. Tazelemek lazım falan, üremek lazım. Ama orada da biraz ayar kaçmış. İşte ben hani baby boomer'ı falan ucundan kaçırıyorum. Hani baby boomer'a geliyoruz falan. Yani siz şehirli misiniz dediğinizde, şehirli olmak pahalı mı dediğinizde şehirden ne anladığınıza bağlı. Yani şehirden çok 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 zevk alacağınız konuların pahalı versiyonları da var, ucuz versiyonları da var. Ücretsiz versiyonları da var. Siz hangisini seçmek istiyorsanız aslında bir nevi. Çünkü şöyle şeyler var. Mesela ben diyorum ki ya kendinizi geliştirin. Yayında da hep bunun üstüne duruyorum. Fotoğrafçılık kursuna gidin, biçki dikiş kursuna gidin, yemek kursuna gidin. Ne bileyim hani
herhangi bir kursa gidin ama kendinizi geliştirin falan dediğimde tabii senin tuzun kuru, oh ne güzel, niye biz nereden bulalım falan ya diyorlar. Ama bakıldığı zaman bugün valiliklerin, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, bazı üniversitelerin, bazı okulların veyahut da hayırseverlerin birçok ücretsiz kursları da var. Yani yeter ki gel, hani öğrenci ol burada falan deniyor. Yani şehrin imkanlarını şöyle bir, hani şehir bir torbaysa şöyle elini sokup kurcaladığın zaman o kadar büyük tombalalar çekebiliyorsun ki, birinci çinko, ikinci çinko, tombala. Ve mesela şimdi bir tane çocukcağız var, kurye gitti otelde bir piyano çaldı. Şimdi şehrin, yani bu kitap aslında böyle şeyleri anlatıyor. Şimdi o çocuk otele bir paket götürmüş, piyanoyu görmüş, oturmuş çalmış, Türk marşını çalmış. Şimdi Fazıl Say'ından bilmem kimine kadar ünlü üsüs herkes bugün çocuk manşetlerde, işte bizim öğrencimiz ol bilmem ne falan. Hayatı boyunca hiç müzik dersi almamış çocuk. Ama o otel resepsiyonunda bir iki tıngırdaması çocuğa belki şimdi bambaşka bir bağlı bulunduğu kurye şirketinin sahibi demiş ki bütün masraflarını biz karşılayacağız. Gerekirse konservatuara. İşte bu şehrin kaldırma kuvveti ne diye bana soruyorlar. İşte dün canlı örneği yaşadık. Yani Türkiye olarak bunun canlı örneği. Bu kitapta biraz onları anlatıyor. Yani şehri okumayı iyi bildiğin zaman, şehri değerlendirmeyi iyi bildiğin zaman şehir sana senin bile hayal edemeyeceğin imkanları aslında getirebiliyor. Hepimize şehir de seni değerlendiriyor oldu aslında, karşılıklı bir şey. Şehir bir kişi ise şöyle bir bakıyor. Bu bana olur mu? Olur ya falan deyip şehir seni alıyor ve şekillendiriyor. Bir çömlek yapar gibi şehir seni boyuyor, cilalıyor, pazarlıyor, vitrine koyuyor, yapıyor ama sen bunun farkında olman lazım. Şimdi konuşarak hipnotize ederim diyor, yıldırırım hayattan diyor. O kadar çok konuşurum ki diyor, konuşarak bir insanı yaşamdan soğuturum diyor. Öyle demiyor da ben onu abartıyorum, hipnotize ederim. Abarttığım bir gerçek yani. Yaşamdan soğuturum diyor. Konuşarak hipnotize edebilirim, konuşarak mesela bayıltabilirim. Mesleki deformasyon gibi de aynı gibi, zamanda gibi, bu tabii gibi ki yani. Ya şimdi tabii ben hayatımı konuşarak kazanıyorum. Mesela bazen ortamlara girdiğimizde tabii ben hep zaten konuşuyordum. Yani radyocuyum diye konuşmuyorum. Ben zaten konuşmayı seven konuştuğum birisi için, olduğum radyocu için radyocu oldum. Şimdi bazen onun tam tersini bir ortama giriyoruz, bir şey konuşuyoruz. Ya yeter burası yayın değil bilmem ne deyip beni fırçalıyorlar falan. Ama yani neticede mesleğini konuşarak yapan ya da hani hayatını konuşarak kazanan bir insanın konuşmasından şikayet edilmesi bana garip geliyor yani. Yok biz etmiyoruz. Yok sizden bahsetmiyorum. Biz yani genelde benim girdiğim ortamlarda bu başıma hep yeter, geliyor. Yeter sus mu diyorlar? Bir sus Allah sen diyorlar. En kısa tarifle öyle bir şey oluyor. Yani. Bir şeyi uzun tarifle mi anlatırsınız? Yani böyle dolanarak, detaylandırarak mı? Detaycı bir ya anlatım şimdi, var. Ya şimdi çok baktığını gören bir insanım. Hani mesela bazen önünden geçtiği, her gün önünden geçtiğim binanın mesela bu programı seyreder. Dicle'nin pantolonu ne renkti desem, ne renk falan bilmez. Hani baktığını ben baktığını görenlerden olduğum için detay çok toplanıyor. Meslekten dolayı, daha doğrusu zaten var olan yönümü meslekle de çok kuvvetlendirdiğim için o kasları, bir şey anlatırken sağdan soldan detaylandırma, örnekleme, ilişkilendirme anlamında da çok doldurduğum için anlatacağım şeyi, çoğu kişi evet, hayır, geliyorum, manşete tamam, gel filan, evet yani gibi konuştuğu için yani ben tabii konunun örneklerini, detaylarını, geçmişte yaşananları, canlısını, haberde hatırlıyor musunuz şu tarihte şu da olmuştu falan gibi örneklerle harmanladığım için bütün bunları anlatması uzun sürüyor. Ama şöyle de bir şey var. Evet anlatması uzun sürüyor, bazen uzun yoldan anlatıyorum ama dinleyen de buna mukabil çok tatmin oluyor. Evet. Ya güzel konuştun da çok konuştum be abi diyor yani. Peki hani o piyano çalan çocuğun hayatı bir anda değişiyor ya, Dicle Olcay'ın hayatı da aslında. Evet. Bir yarışmayla değişti diyebiliriz değil mi? Tabii yanlış ki. Olmaz. Hayır, hayır, hiç yanlış olmaz. Yani benim aksine hoşuma gidiyor. Çünkü benim imajine ettiğim şeyi yaşadım ben hayatımda. O yüzden hani o Ses Türkiye'ye girdim. Orada Murat Buz'la
çalışmak istediğim için Murat Boz'u seçtim. Sonrasında da gerçekten oradan öyle bir teklif geldi. 5 yıl onunla çalıştım. Aynı zamanda Bengü ile çalıştım. Derken zaten kendi single'ımı çıkartmak istedim ve öyle bir risk aldım yani. O zaman da riskti. Şu an çok daha büyük bir risk. Yoksa vokalist olmak da müthiş bir seçenek. Hatta bence çok daha kolay bir seçenek. Çok daha böyle konforlu bir yer yani orası. Bu şekilde benim de öyle hayatım değişti. Evet. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani böyle bir hikayemin olması şeyi hissettiriyor bana. Demek ki gerçekten bir şeyi istediğimde ya da istediğimizde bunu temiz bir yerden yapıyorsan, biraz şanslıysan, bir de yeteneğin varsa oluyor. Şehirde seni şöyle bir şehirde bir kaldırıyorsa şöyle bir güzel. Uzun uzun da konuşuyorsan tamam. Orada şehrin kaldırma gibi kuvveti mi acaba o? Şehrin kaldırma. Vallahi, ben İzmir'deydim o zaman. İzmir o kadar kaldırmıyor. Ben İzmir'in eşlesiyim. Benim neresi en çok kaldırıyor? Benim eşim İzmirli, karşı yakalı olduğu için ben öyle de eş mi? Durumundan eş İzmir'in durumundan. Eneştesi oluyorum. En kaldırma kuvveti güçlü kent neresi? İstanbul. Adana değil. İstanbul. Yani tartışmasız İstanbul. İstanbul. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Ben ya benim esas programım hiciv üzerine kurulu. Yani Türkiye'nin konularına hicvetmekle alakalı kurulu ama televizyonda da yaklaşık bir 12 yıl kadar konuklu program yaptım. Yani birçok müzisyen arkadaşım, sanatçı arkadaşım ya da böyle kültür sanat faaliyetlerine girmek isteyen kişi işte kendi ilinde bunu bir harmanlasa da İstanbul'a taşımadan daha yukarılara gidemiyor. Tabii, mesela şimdi Dicle gerçekten güzel bir ses, güzel bir kız, güzel bir insan. Hani sanat ışığı derler yani o ışığı olan birisi ama İzmir'de kaldığı zaman ya da memleketin imajı da bu. İzmir'de kaldığım zaman ilerleyemem gibi bir duygu var. Yani mutlaka konuyu İstanbul'a taşımalıyım. Evet. Daha yukarılar için İstanbul'a gitmeliyim. Öyle oluyor ama bütün yani. Sanatçılarda Urla'ya yani taşıyor. İngiltere için mesela Londra'dır değil mi? Amerika için New York'tan gideyim bir kendimi göstereyim. Los Angeles'tır ya da Los Angeles'tır falan. Şeyler için. Şarkıcı ve oyuncular Los Angeles'ta yaşayanların %70'i ajanslara kayıtlıymış mesela. Hep bir sabah uyandıklarında mesela özellikle garsonların, kafe garsonlarının hayali ya ben Los Angeles'a gittiğimde çok mümkün ama. Öyle bir garson geliyor ya Brad Pitt'le Angelina Jolie ben bundan nasıl kahve falan isteyeyim moduna gidiyor. Evet. Ayıp olur şimdi. Nerede o garsonlar biz de istiyoruz bunlardan. Yani bir restorana gittiğimde şu Brad Pitt o hizmeti gibi, mi? O garsonu mu? Garson, hangisini istiyorsun? O hizmeti herkes verir. O garsondan çünkü o hizmeti. Brad Pitt gibi garson şok, niye şok, göremiyorum? Şok. Niye göremiyorum ya ben de görmek istiyorum. Ama Brad o, Pitt dediğim bana Los kahve getirsin. Los Angeles, ama bizim burada yani ben gerçekten hizmet sektöründe Türkiye ile gurur duyuyorum. Yani lokantalarımızın dizaynı olsun, hizmeti olsun, tamam, yemek kalitemiz olsun. Tamam konu İstanbul'daki hizmet sektörü değil. Ben başka tamam, bir yer anlatıyordum. Çok özür dilerim. Çok özür o hizmet sektörüne dalmayalım. İşte bak, ben böyleyim yani. Ben başka bir yerden. Yani onu ben de. Yeşimcim tamam Yeşim. Burada peki. Direkt hat var. Peki o zaman. Şu son şarkıyı da alalım değil mi? Olur alalım tabii ki. Çünkü ben demin araya gitsin istemedim o şarkıyı. Çıkalı ne kadar oluyor? Bir 3-4 ay oldu. Ekim'de çıktı. Aha, evet. İşte evet bir 3-4 ay oldu. 28 Ekim'de nasıl çıktı. Nasıl dinlenmeler? Yani çok iyi. Hatta yani benim ilk single'ımdan sonra en iyi geri dönüş aldığım şarkım oldu. Aslında ilk söylediğim bu saatten sonra da tam hatta ben o zaman da katılmıştım, gelmiştim sizin programınıza. Çok o da çok iyi gidecek gibi gözüküyordu ama pandemi patladı. Bu şarkı bayağı güzel gitti. Radyolar çok sevdi, insanlar çok sevdi. Hani mesela ben özellikle bekletiyorum şarkıyı söylemek için. Özellikle istiyorlar sahnelerde falan. Bu da zaten tuttuğunun göstergesi o zaman oluyor. Buyurunuz efendim sizi şöyle alalım. Cümlesine acının böylesine kimler dayanır kimler dayanır sevdiysen öylesine aşkın gölgesine bir korkak sığınır korkak sığınır sen sadece kendini aydınlatan mum ben o an içime I'm
ağzınıza sağlık. Elinize, kolunuza, ağzınıza sağlık. Şahane olmuş. Yeni single ne zaman gibi? Vardı ya böyle hani ikinci, o soru gelecek, ikinci çocuk ne zaman? Bekliyorum. Yeni single. Ne zaman geliyor? Bu ay sonu klip çekiyoruz. Benim eşimin adı da Aslı da. Ya. Öyle mi? Benim de menajerimin adı Aslı. Öyle. Aslılar bastı burayı. Evet. Gideyim mi ben? Yok, ben herkesin hayatına bir Aslı lazım. Ya, kesinlikle. Niye? Kesinlikle. Ne yapıyor Aslı? Yani Aslı bana ne çok lazımdı ki? Gerçek. Bana hele çok lazımdı yani. İyi oldu. Ya, Aslılar iyidir ya. Neleri iyi Aslıların? Yani Aslı neyse öyle Aslı oluyor işte, evet. Yani böyle gerçekten kesinlikle öyle oluyor. Öyle oluyor. Suret falan değil yani. Değil. Aslı adı üstünde Aslı. Gerçekten evet. Öyle oluyor. Şimdi bu şarkı da neden çok güzel? Bence artık söz vuruculuğuyla alakalı sözler. Kesinlikle. İki kişilik bir yangındı, biri söndü, biri yandı kısmı var ya. Mesela sor, herkes o kısmı biliyor. Radyoda da öyle, ben kendim bildiğim için söylüyorum. Yani şarkının diğer kısmını bilmiyordu. Hani söz, mesela binlerce dansöz var. Bu arada onu da söyleyeyim. Selamlar olsun kendisine. Çok güzel bir dokunuş evet, yapmış. Aynen öyle. Artık bu şekilde böyle belgesel gibi şarkılar iş yapıyor. Yani iki kişilik bir yangında biri söndü biri yandı. Ah be gönlüm, sevecek ne var bu kadar sevecek ne vardı dediğin zaman o kısım tamam, hop orayı aldık, diğerleri olmasa da olur. Çünkü herkesi burası ilgilendiriyor. Orası evet evet, zaten öyle. Hep doğru. Bu aşk meşk meselelerinde. Bayağı belgesel gibi bu yani, dişi aslanla erkek aslan. Tabii tabii. Hani şimdi şey, bir dakika bir daha bir alalım şimdi sözleri. Aslanlara i̇ki çok dakika. Gitmeseydik bir iyiydi. Biri söndü, biri yandı. Bir ah be kalbim, bu kadar sevecek ne var değil mi? Şimdi ben de sanki erkek benim aslan ininden çıkıyor. Belgesel dedi ya. Dişi aslan orada öyle oyalanıyor, volta atıyor. Onu gözüne ama kestiriyor. Ama erkek aslan için herhangi bir dişi aslan işi görüyor yani. Orada şimdi onun ikinci doğada... şey neydi? Aynı şey dişi aslanın içinde hayır, geçerli. Hayır hayır, sözler neydi? Doğada da geçerli yani. Biz Ahmet doğada da. E belgesel burada dedik şimdi. BBC'nin The Body belgeseli. Küçük feminist Dicle ile birlikte. Yani burada şimdi bu nasıl söylemler bunlar beyefendi? Söylemler nedir Cem Bey? Şey diyeceğim, sonra ikinci dize neydi? Biri söndü, biri yandı. Tamam, biri sönüyor aslanlardan, biri yanıyor. Şimdi iki kadın arasında ilişmeyeyim diyorum ama benim demek istediğim aslında sizi öven bir şeydi. Ama çok ikiniz de anlamadınız. Yani insanlar yine biz anlamadık. Evet, yine siz anlamadınız. Hani ben anlatamadım demiyor, siz anlamadınız. Hayır, ben anlattım, siz anlamadınız. Çünkü insan yani erkek bir kadını seviyor ama... Doğada hani pek böyle üreme bazlı işler devam ediyor. Çok az hayvanın siz, tek eşli. Siz şey yani böyle absürt olma halini bilirsiniz, yayıncısınız. Hani biz de burada bir absürtlük yapmak istiyoruz. Her şey burası haber bülteni olmadığı için. Ben sözleri ben alayım. Yapmadım abi. Şimdi ne oluyor? Biri onu söndü, fark ettim. Biri söndü, biri yandı. Şimdi aslanlardan biri sönüyor, biri yanıyor. Sonra? Yani sonra benim aklım sende kal diyor. Öteki de herhalde gidince üzülüyor. Dişi aslan bence gidiyor. Erkeği gidiyor. Orada ininde bırakıyor ve gidiyor. Erkek gidiyor. Aslan da oturuyor. Benim aklım sende kaldı. Normal hayatta olduğu gibi. Ya işte ne oldu Cem Bey? Cem Bey taze baba. 22 aylık bir yavrusu var. Kız çocuk. Ayda. Şahane. Ayda. Oh. Şimdi ikinci şey geliyor mu yeni single'da? Yeni çocuk geliyor mu diye soruyor. Türkler bu soruyu sormazsa biliyorsunuz rahat uyuyamıyor. Aslı, adaşınız Aslı. İkiyi de yapalım, üçü de yapalım diyordu. Şimdi Ayda'dan sonra ben bir daha yapmam diyor. Çocuk hakikaten zor iş. Meşakkatli işte. Dün çok gece 3'te kalktık. Bir daha uyumadık. Biraz zor işte be ama hani biraz daha Ayda büyüsün falan, hani biraz daha şöyle anaokulu bilmem ne falan oralara Allah nasip ederse sonrasında düşünürüz yani. Aa, ikinciyi de düşünüyorsunuz. Yani ben istiyorum çünkü tek çocuğun problemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi benim iki kardeştik biz. Abim 36 yaşında rahmetli oldu maalesef. Benim saçları o zaman beyazladı. Babam da öldü. Yani işte iki kardeş olunduğu zaman hani ailevi konular, çeşitli konular filan daha iyi oluyor. Yani iki kişinin koşturması. Çünkü yıllar ilerliyor. Orada bir de kardeş olduğu zaman paylaşmayı, hani mesela ver bakayım yarısını kardeşine ya da bu ay kardeşine yapıyoruz, bir dahaki ay sana falan diye hani hayatı paylaşmayı, hayatta diğer insanlarla da alışveriş içinde olmayı bence ilk olarak kardeşlik duygusuyla başlatıp, yani kardeşlik duygusu bu dünyanın diğer insanlarıyla da iyi ilişkiler içinde olmanın tohumu gibi doğru. Düşünülebilir. Yani tek çocuk olduğu zaman her şey ona, oyuncaklar evet. Ona, kekler, pastalar, börekler ona, imkanlar ona, o ona, bu buna filan, o böyle dış dünyaya da gittiği zaman her şey benim falan gibi görüyor. Ama evde bir kardeş olup paylaşma duygusunu öğrendiği zaman dış dünyayla daha rahat bağ kurar diye düşünüyorum.
Var mı kardeş? Ablam var, evet. Hı. Ablam var. İyi anlaşır mısınız? Pek anlaşmayız. Ve itiş kakış mı? Yani maalesef. Hı. Ben de isterdim. Ama şöyle bir şey var. Şu konuda katılıyorum. Ben hayattaki bütün görgü kurallarını ablamdan öğrenmişimdir. Yani hepsini bana o aşılamıştır. İşte bir yere girerken kapıyı çalmak, bir sır tutmak, işte balığı çatal bıçakla yemek, bunların hepsini ve bunun gibi bir sürü şey, bunların hepsini bana ablam öğretmiştir. O yüzden evet kardeş, kesinlikle sizinle aynı yerdeyim. Ama anlaşamıyoruz yani, oh, ne yapabiliriz? Kaç yaş büyük? Kaç yaş büyük? 8 yaş büyük. Aslında çok da yaş farkı. Siz kaç yaşındasınız şu ben an? Ben 33 yaşındayım. 33, o da yani 41. Evet. Belki ileri yaşlarda olur değil mi? Bakalım artık ne kadar ileri 52. Onu bilmiyorum. 52 evet, ama işte keşke abiniz yaşasaydı şimdi düşündüğünüzde. Yani keşke yaşasaydı ama. Kaç yaş ama büyüktü size? 4. Az yaş sizin, büyüktü. Evet. Yani biz onunla tabii şimdi herkesin kardeşiyle arası, hı-hı, iyidir falan, ama biz onunla sadece kardeş gibi değil, hani hayatı yani çok özel arkadaş, hı-hı, abi kardeşten de ziyade. Yani çok özel iki taşıyıcı kolon gibiydik. Yani ben harika ona, bir o şey bana bu arada bu. İyiydi yani. Ama işte. Ay ben de buradan kız kardeşime bir şey söylemek istiyorum. O da benden 17 yaş küçük. 17 yaş mı küçük? Annem öldükten sonra babam yeniden evlendi. Ben çocuktum ve o 17 yıl, yani ben 17 yaşındayken doğdum. Ama öz kardeşimden daha yakındır bana yani. Ev taşırken, ben yeni ev kurarken çıkardı, bana para verdi. Hmm. Abla şimdi senin paraya ihtiyacındır. Ve onun sayesinde televizyonumla koltuğumu aldım. Yani dolayısıyla canım Zeynep'im benim ya. Canım Zeynep'im. Canım Zeynep'im, bana ne alacaksın? Zeynep, ne alacaksın Cem abine? Her tür hediye kabul edilir diyeyim. Vallahi yani o yüzden hani güzel Zeynep, bir Zeynep benim duydum. Kitabımı alsın, kafi. Ben alır gönderirim ona. Tamam. Ben aşk de yollarım. Olsun. Ben de yok. Yollarım. Kitap, ben yollayayım Zeynep'e. Kitap bence satın alınmalı. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Ben de öyle düşünüyorum da çoğu kişi benden istiyor. Hayır. Ben mesela kendi kitabımı da isterlerse vermek yerine aynısından alırım. Kendi, yani mesela hayatta kitabımı paylaşamam. Paylaşamadığım galiba tek şey kitap. Öyle mi? Evet. Çok fazla kitap var mı evde? Yani şöyle yapıyorum. çok sevdiğim kitapları tutuyorum. Hemen benim evimin orada bir sahaf var. Eğer okumayı sevmediğim ya da duruyor orada, okumuyorum. Belli ki okumuyor. Çünkü öyle bir tatmin duygusu da oluyor ya, onu yapmayın derler hatta. Alıyorum onları, sahafa götürüyorum. O yüzden böyle acayip eski bir... Eski kitaplara döner misin? Mesela beğendiğin kitabı. %100 dönerim. Mesela anladım. Yani hatta özellikle Sabahattin Ali'lere dönerim, hmm, çoğunlukla. Ama çok fazla altını çizdiğim için, notlar aldığım, hmm, için... Şimdi verdiğim insan neyle karşılaşacak bilmiyorum. Belki orada çok özel bir şeyimi yazdım yani. Not ya bu olarak. Kitapta da öyle şeylerden çok var. Yani bu kitaptan bazen şimdi ben okuyorum... Hı hı. Bunu diyorum, ben mi yazmışım ya bunu filan diyorum. Öyle yani bazen, oluyor, insan yabancılaşıyor. Ya ben, vay be, ben de neymişim falan diyorum. Kesinlikle bazı katılıyorum. Aynı var. Şey bende de klipte oluyor. Ha. Aa, o klipteki ben miyim, nasıl ya filan oluyorum ben de. Çok enteresan. Ama klipte de. Evet, ben de ona şaşırıyorum. Yıkılsın yani ortalık. Klipte klip ama yani. Klipte klip ol. Ay bir şey soracağım, çok özür dilerim, özel bir soru soracağım. Bu rugan pantolonlarla olan aşkınızı ne yapacağız acaba? Bir çok önceki seviyorum. 2019'da bize geldiğinde aynı pantolon, evet, bordosunu giymiş. Ben seviyorum, evet. Seviyorum böyle parlak parlak şeyleri. Şimdi söyleyeceğim şey lütfen yanlış anlamayın. Ben 29 yıldır yayın yapıyorum yani, hep böyle müziğin bir şekilde içindeyiz yani, kendimiz söylemiyoruz ama vokal aşamasından gelen, şimdi az önce söylediğiniz şarkıda onu söyleyecektim de araya laf karıştı. Vokal aşamasından gelen sanatçı dostlarımızın söylenmesi zor şarkılardaki performansı çok daha keyifli, çok daha lezzetli oluyor. Şimdi az önceki şarkıda da bazı yerler var, çıkılması zor yerler var aslında. Hani şarkı böyle evde dinleyen, ben de söylerim bunu falan diyordur ama söylediğin zaman çıkılması zor yerler var. Vokal geçmişi olan kişiler oraları çok daha rahat atlatıyorlar. Çok ben dışarıdan en azından öyle gördüm yani. Çok şimdi teşekkür ediyorum. Cem Bey'in vokal geçmişi yok ya. Yani hayatında çalıştığımız kadarıyla bir vokal geçmişi göremedik ki. O kadar emin olma. O zaman çıkılması zor yerlere bir fil baştan falan mı? Fil baştan. Ha ben mi söyleyeyim? Evet. Yani. Duşa söyleme, bize söyle bölümü var tamam, burada. Tamam, duş. Su alayım. Su yok. Suyu yapacaklar. Kurguda yapacaklar suyu. Su olmadıktan sonra ama... Prodüksiyon Burcu eksik. Ver. Yeşim. Burcu Yeşim ver. Yakacağım seni Yeşim. Prodüksiyon eksik. Yani ben den emin misiniz şarkıyı istediğinizde? Sözleri bilmiyorum ama. Duşta. Sözde? Hayır. Ne istiyorsanız söyleyin. Ha, canım, bir evet, de. Evet. Mesela duşta şarkı söyler misiniz?
duşta şarkı söyler miyim? Söylerim. Peki radyoda da şarkı çalarsınız? Radyoda da şarkı. En ben sevdiğiniz. Şarkı çalmıyorum aslında. Benim show programı olduğu için. Yani müziğin hep içindeyiz. Evet. Ama hani ben bir ara verelim müzik çalsın gibi bir durum var. Genellikle de o arayı artık vermiyoruz. Çünkü konuşacak çok şey oluyor falan. Ama tabii müzikle iç içeyiz ve yani medyada 31 yıl oldu. Canlı yayında 29 yıl oldu. Hani bir şarkıyı dinleyince bu şarkı tutar tutmaz bir yere gider gitmez falan gibi öngörülerimiz. Yani çok yüksek isabet yani oranıyla gider. Onun için söyledi işte o. Burayı al dedi mi? Evet. Evet. Yani bence bilmiyorum. O geri dönüşü zaten almıştır. Orası çok böyle çok şükür, evet, blok ben halinde. Hani iki kişilik bir yangında biri söndü biri yandı deyince. Yani bugün aşk yaşayanların %80'inin zaten. Çünkü aşk olması için hep birinin yanması birinin de umursamaz olması gerekiyor. Yani aşklarda hep böyle iki kişi birbirini seviyorsa aynı oranda oradan bir şey çıkmaz. Hep birinin daha çok sevmesi lazım. Birinin daha çok sürünmesi lazım ki aşk çıksın. Ben iki kişinin %50 %50 birbirini sevdiği bir ilişkinin sevgi çok, oluyor. Ya, tamamen böyle bir hani o tatlı böyle bir ilişki. Pıtırcık, sevgi pıtırcığı falan bir ilişki. Ama öyle vahşi duygularla böyle hani bir aşk yaşadım sırılsıklam falan hani beni böyle sarstı falan demek için taraflardan birinin daha yukarıda olması lazım bence. Ben öyle düşünmüyorum. Ya. İkisi de çok yüksek olabilir. Yani biri o hep biraz daha yukarıda işte. Yani ikisi de yüksek olabilir. Biri daha çok seviyor oluyor hep diyor. Hmm, olabilir. Tamam. Okey. Çok çabuk ikna oluyorsun. Yapma. Yapma. Yani ben iki kişinin de çok yüksek olduğu bir hikaye biliyorum yani. Canım, o yüzden ben de biliyorum. Belki de ikna olmuyor. İkna oluyor görünüyor. Yani ben yani bazı diyorum. Yani ben tabii erkek olduğum için erkek tarafından alayım. Bazı kadınlar da tatmin olsa bile dur bakalım daha nereye kadar gidebiliyor deyip hani son derece tatmin olduğu halde olmamış gibi davranıp erkeği daha da limitleri zorlamaya itebiliyor. O da bir taktik. Güzel bir taktik aslında. Deneyelim. Bu çünkü erkeği de yükseltiyor. Ne yapıyoruz şimdi biz deneyip? Ya iyi de sizin yapmanız gereken şeyi taktiği benden öğrenmeniz garip değil mi yani? Belli ki biz taktik ama insanı değiliz hocam, ya ne yapalım? Hocam herkesten her şey öğrenilir ya. Niye böyle kendinizi kısıtlıyorsunuz? Evet sizden öğreniyoruz şu anda. Ne güzel. Ne ben var? Ben ne artık taktik insanı size devrettim yani mevzuyu. Duşta hangi şarkı? Duşta bir sürü şarkıyı söylüyorum da bu şimdi hangisini söyleyeceğimi bilemedim yani bu aralar duş almıyorum herhalde deyip. Bu aralar yıkanmıyorum. Bu aralar yıkanmıyorum suya karşıyım diye. Valla aklıma. Geldi. Tamam şimdi seni 12'den vuracağım. Tamam hazırım. Ha? Ben mi söyleyeyim? Gerçek evet. Emin misiniz evet. Benden şarkı istediğinizde? Hiç bu kadar emin olmamıştım. Benden günah gitti o zaman. Tamam. Yani ben. Ben özledim galiba seni, bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acıdan bu sözlerim, karşımda görsem dolar gözlerim. Ben özledim galiba seni, bu yüzden bu kadar sitemlerim. Sen üzülme acıdan bu sözlerim, karşımda görsem dolar gözlerim. Murat Toz selam olsun. Vay bak senden neler çıktı. Yılın düeti işte. Murat Toz'un. Uzun zamandır vokalistliğini de yaptığı için dedim, evet. Onun için dedim vuracağım. Herhalde bir 3500 kere falan söylemişsindir evet, bu şarkı herhalde değil mi? Tabii ki. Yani. Her konserde, her gece konserde kulübünde. Bir kere olsa. Tabii. Evet. Her bence konserlerde minimum 2-3 söyleniyor herhalde. Yani şey bir kere kesin 1,5 oluyor 2 oluyor hani arada seyirciye Bisler falan. Yani oluyor. Evet. Vay be çok güzel seçimdi hocam. Dicle. Murat Boz'la olması bana bir ışık verdi oradan. Teşekkür ederim. Murat Boz iyi bir insan mı? Tabii ki. Çok. Kıllığı yok mu öyle? Çirkin yok. Tarafı falan. Ya şöyle bir şey. Bazen bazı insanlar öyleyse bile onu göremezsin. Hı hı. Yani çünkü o benim için bambaşka bir yerde. Yani hani kurtarıcı gibi bir yerde değil ama bana çok büyük bir kapıyı aralamış bir insan olduğu için hani
O ne yapsa ben okeydim zaten. Yani bir şey aslında görmedim, var çekin tarafları ama ben görmemeyi tercih ediyorum diye bir hayır açıklama. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Hiç yalan. Nereye konuşuyorum? Pardon. Yayın öncesi bize söyledi. O konuya girmedi. Hiç öyle bir şey demedim. Lütfen beyefendi. Mikseriz biz diye. Merhaba ben mikser. Ya şimdi size zeytin fidanlarımızı hediye ediyorum. Bu yılki temamız zeytin ağacım. Lütfen bunu uygun gördüğünüz, arzu ettiğiniz yere dikerseniz biz çok mutlu oluruz. Temayla çok çalışıyoruz. Bu da zeytinyağı mı? Çok teşekkürler. Harika bir o zeytinyağımız bu. Evet, o da Kaz Dağları'ndan geldi. Bizim temayla bir işbirliğimiz yok. Temamız bizim bu yılki temamız zeytin ağacı. Şunu da vereyim ben. Kişisel dilek rica edeceğim. Tamam. Ama kişisel. Şimdi kalemlerimiz de burada, buyurunuz efendim. Arkadaki zeytin ağacı var ya, oraya asacağız dilekleri. Toplumsal istemiyorum, kişisel dilek istiyorum. Aa, evet. Toplumsal değil. No. Tamam. Ne yazsam acaba? Acaba. O kadar çok var ki. Niye Ayda adı? Anlatacağım. Evet, şimdi Ayda güzel doğduğu zaman İzmir'de Karşıyaka tarafında bir deprem olmuştu. O depremden 90 küsür saat sonra bir Ayda bebek köfte ekmek diye çıkmıştı. Ve Türkiye'nin her tarafından köfte ekmek yağmıştı çocuğa falan. Ayda da doğduğu zaman tam oralara denk geldi. Hem eşim Karşıyakalı olduğu, Karşıyaka depremi olduğu için, hem de bizim Ayda'mız da o Ayda gibi kuvvetli güzel bir bebek olsun. Hani tüm zorluklarda öyle dirensin diyerekten, oradan esinlenerek bir Ayda ismini verdik. Ne güzel. Alayım mı dileği? Ne kadar... Ay aşk diledim. Oo, burada ne yazıyor hocam? Onu okursun. Ben mi okuyayım? Lütfen. Ayda'ya olabilecek en iyi eğitimi vermek. Bu kişi sizinle ilgili aslında dilek. Tüm çocuklar olabilecek en iyi eğitimi alsın diyecektim. Bizi fırçalayınca sen kişisel olacak, toplumsal olmayacak. Bu kişisel mi oldu? Kişisel tabii. Benim baba olarak kişisel bir görevim değil mi bu? Ya çok tatlı bu arada. Kendiniz için bir şey, sizin için. Ben çocuğum için ölürüm, kendim için bir şey istemiyorum. Ay Allah Ayda'ya uzun, mutlu, sağlıklı, neşe içinde bir ömür versin. Hep amin, gülsün. Amin. Aşk. Tüm çocuklar inşallah. İsim mi yazmamışsınız altına ya? Yazayım hemen. Size ait olduğunu nereden anlayacağız biz? Benim yazımı tanırlar. Tamam istiyorum, bir dur ya, şurada program yapıyoruz Ceyhun, senin gibi bitireyim de eve gideyim derdinde değiliz biz ya. Bu size zeytinyağımız. Çok teşekkür ederim. Bu da oldu geldi ay, yani. Harika. Vallahi. Bir gün aşk dileyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Aa niye? Evet, ben hiç... Aşk çok boldu da şimdi kıt mı? Yani neden tahmin edilmiyor? Ben şey yapamıyorum. Yani ne? Şu an ben aşık olamadığım bir dönemimdeyim. Aşık olmak da kolay bir şey değil. Şimdi az önce şey bunları beyin anlatmaya çalıştım. İşte dişi aslan, erkek aslan, beni tamam, yediniz ikiniz birden. Yeriz tabii ki biz bunları... iki kadın. Burcunuz tamam, ne? Yay. Ha ya işte o da ateş grubu, ben de aslan. Biz vallahi yakar kavururuz yani. Dünyanın en kaliteli burcu olan ikizler burcuyum. İkizler mi? Şimdi evet. Ay bir öyle bir böyle. Bir öyle bir böyle mi? Dengesizlik ben var mı? Benle olanı canı sıkılmıyor en azından. Ha, eğlenceli ya, oluyor. Bizde olanı da canı sıkılmaz bu arada. Bize, ateş grubuyuz bize bir kere dedi ki siz dedi salaksınız dedi en başta, anlamadınız ben anlat. Şimdi diyor ki sıkıcısınız diyor. Çok teşekkürler. Biz daha ne hakaretler göreceğiz bu programda. Bana dublaj yaptığınız için çok teşekkür ederim. Bu kadar eziklendiğim, bu kadar yok sayıldığım, bu kadar yerin dibine batırıldığım programı kapatırım. Ama kapatırken kapat, şarkı isterim. Tamam anlaştık. Tamam kavga çıktı, bir şarkı rica ederim. Güzel gidelim buradan tamam yani. Elbette hemen gıcır, söyleyeyim. Gıcır 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 rugan vallahi pardon. Özür diliyorum verdiğim rahatsızlık. Ben de Bordo'ydu. Bir sonraki de yeşille mi geleceğiz? Deneyeceğim. Ne yapacağız? Ama sarı sarı. Tesadüf bu arada. Ha, Bordo. Çok ilginç. Sarı da güzel. Sarı sarısı iyi da var bunun, biliyor musunuz? Yapma vallahi ya, ben yoktur nasıl olsa diye öyle bir atayım. Yok, vallahi sen başlat çünkü biz susmayacağız. Kaç renk var öyle söyleyeyim. Kaç renk var? Olmasan da huzur dolsun için, kıvrılıp başkasının yanına yatsan da gönlüm zordasın yine bana zarar zaman, uykular zaten haram, yüreğim durmaz.
onun için kıvrılıp başkasının yanına yatsam da. Gönlüm zordasın yine bana.